biz Tarık'la... Bana söz vermiştim. Baş başa olacaktık. Bu kadarı da fazla. Hem de çok. Ne yapmaya çalışıyor bu? Her arkamı döndüğümde senin bu boş bakışlarını görmek zorunda mıyım? Laf mı dinliyorsun? Ben... Sus! Kes sesini. Bir de cevap mı vermeye çalışıyorsun? Yürü işinin başına! Balık baştan kokuyor tabii. Tarık böyle avam hareketler yaparsa... bunlar da böyle yüz bulur. Hani o kızı Gönül Hanım gidecekti Ayşe'nin yanında? Tarık'ın ne işi var o kızın yanında? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Bir an için bile olsa aklından geçirme. Hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Benim için mi? Tabii ki senin için. Başka kimin için olacak? Bu pastayı ne kadar çok sevdiğini unutur muyum? Ya o kadar çok özlemişim ki seni de pastanı da. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ben dolaba koyayım, giderken götürürsün. Aha, desene bizimkiler de çok sevinecek. O zaman şimdiden afiyet olsun. Aptalsın Kerem, aptalsın! Kendi kendine gelin güver olmuşsun. Kim bu çocuk peki? Nereden çıktı? Bütün hazırlık onun için miymiş? Özel dediği kişi bu muymuş? Kestane ağacı Ayşe'cim. İkinci ağaç ne? O da yabani fındık ağacı Ayşe'cim. Hani kestaneyle fındıklar nerede? Saklanmış olabilirler mi acaba? Hani nereye saklanmışlar? Aa, buradalarmış. Fındık vurun. Abla, niye şaka yaptım? Fındık ağacı yazın meyveleri Ayşe'cim. Yani şimdi de meyvelerini yapraklarının arkasına saklıyorlar. Dayı, ev ablamla bütün ağaçları biliyor. Gördün mü? Aynı annem gibi anlatıyor hepsini. Ben hep diyorum günleri dayı bana. Ev ablam annemin arkadaşı diye ama inanmıyorlar bana. Ayşe'cim hadi artık. Biraz da şu tarafa gidelim olur mu? Olur. İhtiyacınız var mı Gönül Hanım? Bileğinizi biraz ovmamı ister misiniz? Elif buz koydu ama sanki biraz şişmiş gibi. Doktor mu çağırsak? Gerek yok. O kadar olur. Sağ olsun, merhem de sürdü Elif. Önceden sağlıkçıymış zaten garibim. Bugün üzerine basmam yarına bir şeyim kalmaz. Merak etme sen. Tamam. Yine de bir ihtiyacınız olsa lütfen söyleyin. Ben sizi bilirim. Kimse yük olmak istemezsiniz.
Nuriye, Tarıklar geldi mi? Yok, henüz gelmediler efendim. Oh, güzel. Ayşe'nin keyfi yerinde demek ki. Sormayın. Hopla zıplaya gidiyorduk kuzucuk. Ben de Ebru bu hadsiz davranışları yapmaya nasıl cesaret ediyor diyordum. Anlayamadım efendim. Ebru'nun bir kusuru mu oldu? Sen burada varlık sebebini unutup sohbete dalınca Ebru da laf dinlemeye çıkmış. Abla, Nuriye benim bir ihtiyacım. Gönül, lütfen rica ediyorum, çalışanlarımla konuşurken araya girme. Bak Nuriye, zaten sinirlerimiz harap olmuş durumda. Bir de sizin saçmalıklarınızla uğraşacak değilim. Herkes yerini bilsin. Kendinize çeki düzen verin. Emredersiniz. İzninizle. Gönül? Tarık'la o kızı neden baş başa gönderdin acaba? Bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Bileğim burktu. Geçmiş olsun. Bir şeye ihtiyacın olursa söylersin. Çalışanlara. Nasıl olur böyle bir şey? Sözleşmiştik. Haber bile vermeden çekip gitmek de ne? Hem de o kızın yanına. Bu iki oldu Tarık. Üçüncüsünün olmasına asla izin vermem. Ne oldu? Bir şey öğrenebildiniz mi? Gönül bileğini bulmuş. Ayşe de gidelim diye tutturmuş. İyi de Tarık neden gitmiş? Bana söyleselerdi ben giderdim. Şımarık Ayşe ısrar etmiştir. Hem Tarık'ın ne işi olur o kızla? Onun da katil kardeşi gibi nasıl bir paçavra olduğunu hepimizden iyi biliyor. Sen canını sıkma. Biraz dolanıp gelirler. Bak, bu arada konuştuklarımızı unutma. Tarık dönünce dediklerimi harfiyen yerine getir. İzninizle Tarık gelmeden ben istediği sözleşmeyi kontrol edeyim. Anlat bakalım. Hayat nasıl gidiyor? Her geçen gün daha iyi. Beni boş ver. Sen neler yapıyorsun? Nasıl gidiyor? Ben de her gün aynı. Bir yandan iş, bir yandan dersler. Başım kaldıramıyorum. Her zamanki fedakar çiçek yani. Denemeler nasıl gidiyor? Gerçi senden kaçmaz. İlla kazanırsın. İnşallah. Herkes nerede? Kazım amca, Fatma teyze. Babam bahçe için alışverişe gitti. Annemle Serap da dışarı çıktılar. Fatura filan ödeyeceklermiş. İyi insan lafın üstüne gelirmiş. Serdar, hoş geldin oğlum. Hoş buldum Fatma teyze. Neler oluyor ya? Nasıl bir mutluluk atmosferi bu? Baksana, Fatma Hanım bile sevgi pıtırcığına dönmüş. Kim bu çocuk? Hayır ya, hayır. Düşündüğüm gibi olmasın. Yoksa Çiçek bu yüzden mi her yakınlaştık dediğimde bana soğuk yapıyordu? Oo Çiçek, ekürün gelmiş. Hoş geldin Serdar'cığım. Hoş buldun Serap'cığım. Ayakta durmayın, geçin hadi oturun. Çek şunu şöyle bakayım ha. Tamam. Tamam, sakin. Hülya'yı duydum. Tarık mecbur kalmış gitmeye. Biraz dolaşıp gelecekler sadece. O varoş kız Tarık'ın hayalini bile kuramaz. Eğer böyle bir hata yapmaya kalkarsa sonu Yeşim'le aynı olur. Hem de yaprakları şifalıdır. Şifa nasıl ki? Tatlı mı?
musun? Yara gibi mi? Şifa yararlı demek Ayşe'cim. Bu ağacın yaprakları ağrı kesici özelliği vardır. Bir yerimiz ağrıdığında bu ağacın yapraklarını kullanabiliriz yani. Ormanlarımın bileğinde de iyi gelir. İlk abla, şu yukarıdaki en büyük yaprağı koparır mısın? Önüne götürelim, hemencik iyileşsin. Tamam. Ne yapıyorsun? Ayşe'cim, bu yaprak mıydı? Yok, o değildi. Daha yukarıdaki. En büyük olan var ya. İn aşağı. Tamam, şunu alayım, ineceğim. Dinime götüreceğiz dayı. Bir de inişecek. Ben de toplamak istiyorum. Ayşe olmaz bak, çok tehlikeli. Ama Elif ablam yapıyor. Dayın dikkatli olmazsan tehlikeli olur demek istiyor Ayşe'cim. Nereye bastığına dikkat edersen, bir de dikkatli olursan hiçbir sakıncası yok. Aksine çok eğlencelidir. Biz küçükken hep ağaçlara tırmanıp meyve yerdik. Narinim ve... kardeşlerimle. İnat etme. Gerek yok, inerim ben. Elif abla, dikkatli ol. Serdar'cığım şükür kavuştur onu. Ne zaman döndün İzmir'den? Bu kız hiçbir şey söylemedi bize. Daha dönmedim Fatma teyze. Ani bir gelişme oldu, onun için geldim. Hayır olsun inşallah oğlum. Kötü bir şey yok değil mi? Yok yok, hayır hayır. Abimi evlendiriyoruz ya, söz keseceğiz. Aa, hiç duymadık vallahi. Allah tamamına erdirsin. Hayırlı olsun. Sıra sana geliyor desene. Sohbet ediyorduk biz de Serdar'la. Valla ne yalan söyleyeyim oğlum, biraz darıldım yani. Madem bu kadar hayırlı bir iş var, niye bizim haberimiz yok değil mi? Annenler artık bizi komşudan saymıyor mu? Ya olur mu öyle şey Fatma teyze? Ben de bunun için geldim zaten. Vallahi siz olmazsanız biz bu sözün altından kalkamayız. Börekler, çörekler, bir sürü şey var. Hadi hayırlı olsun. Yaparız değil mi anne? Ay, hem de alasını yaparız be. Sen hiç merak etme oğlum. Senin abin bizim de evladımız sayılır. Vallahi biz güle oynaya yaparız ha. Güle oynaya yaparız. Fatma teyze, annem bir davetli listesi çıkarmış. Bu kadar insan eve nasıl sığacak, nasıl doyacak vallahi bilmiyorum. Sen hiç merak etme oğlum. Biz bütün masaları donatırız. Gelenler parmaklarını yerler vallahi. İçli köfte de isterim bak. Aa, sen iste yeter ki. İçlisi dışlısı artık ne varsa. gel o zaman biz seninle mutfakta bir bakalım neler yapacağımıza. Hadi. Ay, çek şunu şöyle bakayım biraz. Ha. Gel gel. Hayda. Sanki evin oğlu tip. Torlanıp toplanıp mutfağa geçmek nedir ya? Ulan ne vereceğim ya? Kim bu? Nereden çıktı birdenbire? Thank you.
da söz dinlesen. Nerede kaldı bunlar? Hani biraz dolaşıp geleceklerdi? Ayşe'cim, bak biraz zor oldu ama almayı başardım yaprağı. Yaşasın. Elif abla, eteğim yırtılmış. Hay Allah. Benim yüzümden oldu. Hayır Ayşe'cim, benim sakarlığım yüzünden oldu. Sen üzülme sakın. Hem eskimişti zaten. Yenisini alırız. Hadi gül bakayım. Tamamsak gidelim. Niye açmıyorsun Tarık telefonu? Nedir yani bu kadar önemli olan? Yok. Yok, gördüklerimi yok sayamam. Buna asla izin vermem. Asla. İşte çorba çeşitleri, pilav çeşitleri, isterseniz kısır, içli köfte. Ya içli köfte de tamamsa başka çeşide gerek yok bence. Bak başka bir şeyler daha isterseniz çekinme söyle, yani ne isterseniz yaparız. Vallahi kuş sütü eksik olmaz ha. Ya sen ziyafet hazırlarsın, ziyafet biliyorum. Birkaç kilo almaya da göz aldım şimdi de. artık bana müsaade. Malum bir ton iş var. Ve damat da hepsini bana yıktı. Müsaade senin oğlum. Annenlere çok selam söyle, tamam mı? Hiçbir şey merak etmesinler, o iş bende. Ben seni yolcu edeyim. Hadi arkadaşını geçirsen. Kızı yaşadık, yaşadık. Vallahi tek seferde bütün ayın masrafını çıkarır bunlar. Denizde kum, bunlarda para valla. Ay ilk defa çiçek de bir işe yaradı. Aman aman. Dur bak şunu, şöyle yapabiliriz aslında. Ne yapıyor arkadaş bunlar 40 saat içeride? Çok sevindim seni gördüğüme. Ben de. Bunu saymam zaten. Gitmeden önce buluşalım, bol bol sohbet ederiz. Olur olur, görüşürüz. Hadi görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Aa, Serdar dur. Ben seni unutmadım ama sen pastanı unutuyordun. Ya koşturmaktan kafa mı kaldı? Hemen getiriyorum. Var mıydı ki? Şimdiden afiyet olsun. Teşekkür ederim canım. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Kerem, neredeydin? Niye merak mı ettin? Şurada duruyordum işte, görmedin mi? Yoo, lafın gelişi sordum. Havan bitti, onu almaya çıktım. Allah Allah. Canı sıkkın herhalde. Üstüne gitmeyeyim. Aa, gitti mi Serdar? Şimdi çıktı. Hayret. Nasıl ayrıldı senden ruh ikizin? Ne yapsın? Bir dolu işi gücü var yapacak. Pasta sürprizine ne dedi? Bayıldı. Nasıl sevindi bir görsen. Çalın beni ya. Artık gidene kadar her gün yaparsın Serdarcığına. Yaparım tabii. (Gülüyor)
Ayşe koşma bak düşeceksin. Hem o tarafa geçmek yok. Ama annemle birbirlerimizi kovadığımız yer burası dayı. Ayşe söz dinle. Çocuğu biraz rahat bırakalım. Enerjisini atmaya ihtiyacı var. Dediğimi yapın. Efendim. Evet, lojistik firmasının teklifini ilettim Sasin Hanım'a. Elif abla lütfen şuraya gidelim. Annemle topladığımız çiçekler azıcık uzakta. Tamam. Peki. Ama dikkatli ol. Koşmadan. Yapacaksın. Tamamdır. Tamam, siz bana dönüş yaparsınız. O tarafa geçilmeyecek dedim. Ayşe için gelmedik mi buraya? O mutlu olsun diye. İzin verdiğine pişman etme beni. Neyin inadı bu? Kime neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Tamam, patron sensin. Herkes seni dinlemek zorunda. Anladım. Ama Ayşe daha küçücük bir çocuk. Bunu saçma kurallarını, sınırlarını değil, keşfetmeye, öğrenmeye, özgür olmaya ihtiyacı var. Alımlarını bana mail olarak atarsanız sevinirim. İyi günler. Ya yüzüğüm, kaç kere söyledim kızım sana dalma şöyle odaya diye. Sen böyle aymazlığa devam edersen yakında dalacağın bir odan kalmayacak. Sana diyorum ki o kızı Ayşe'den uzak tut, biraz tepki göster ama senin umurunda bile değil. Tamam kızım tamam, işim var biraz. Konuşacağım Tarık'la. Bulursan konuşursun. Neredeler biliyor musun? Korulukta. Ayşe, Elif, Tarık üçü baş başa. Tamam tamam, senin derdin anlaşıldı. Benim derdim senin de derdin, hatırlatırım. Bu beladan kurtulmanın, geçmişin üstünü kapatıp bu rahat hayata devam edebilmemizin tek bir yolu var. Benim Tarık'la evlenmem. Ne yapayım Güzide? Tarık'ı zorla senin koluna mı takayım, ne yapayım? Babalık hakkını kullan ve Elif'in Ayşe'yi kullanarak bu eve yerleşmeye çalışmasına engel oldu. Nesini anlamıyorsun? Tamam tamam yeter. Konuşurum sonra, hadi işim var benim. Bari bunu becer. Hiç olmazsa unuttuğun babalığın bir işimize yararız. Ben kuru fasulyeyi ısladım. Çıkarken üstüne bir kapak ört. Tamam, unutma sakın ha. Tamam anne. Eve mi gidiyorsun? İznin olursa. İşim bitti, eve geçiyorum ben. Sen dükkanı kapatırsın. Tamam anneciğim. Serap, sen de geç kalma annem, tamam mı? Daha alışveriş listesi yapacağız. Tamam anneciğim, çıkarım birazdan. Hadi tamam. Hadi oğlum, hayırlı günler sana da. Ne o? İstediğin başçı toplayamadın mı bugün? Suratın sirke satıyor. Yorgunum biraz. Çiçek neden bu kadar mutlu? Aa, sen tatsızsın diye surat mı assın kız? Yok tabii de. Yani biraz fazla neşeli gibi. Bir şey mi oldu? Daha ne olsun? Serdar geldi. Serdar? Kim o? Bizim mahallenin muhtarının oğlu. Çiçek'in çocukluk arkadaşı. İlkokuldan beri hiç ayrılmadılar. Ayrılmazlar da. Demek öyle. Çiçek! Çiçek! Gel gel. Ay bu Serdar'a söyleyeyim de bir daha seni bırakıp gitmesin. Sayesinde yüzünde güller açıyor, baksana.
Ay, iyi ki geldi. Senin kül kedi striplerinden kurtulduk. Bunun için mi çağırdın abla? Hı hı. Her şeyin doğrusunu bildiğini zannediyorsun. Ama yanılıyorsun. Ayşe'yi annesini en çok hatırlatacak yer burası. Bu yaptığın şeyle ona iyilik ettiğini mi zannediyorsun? Evet. Kesinlikle evet. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Ayşe annesine kavuşmaya çalıştıkça siz ayırıyorsunuz. Bırakın anılarını hatırlasın. Birlikte gezdiği yerlerde dolansın. Özlemini gidersin. Annesi hiç yaşamamış gibi davranarak sorunları çözemezsiniz. Bütün bunları yaşamamayı tercih ederdik. Bu çocuk yara dolu. Her şey bir kenara. Önce onun yaralarını iyileştirmek gerekiyor. O yaraları açan kişiyle alakan yokmuş gibi davranınca masum olmuyorsun. Kime neyi anlatmaya çalışıyorum ki? Bu zamana kadar anlamamışsınız zaten hatalarınızı. Tüm bunlara sebep olan sizsiniz. Ayşe? Ayşe yok. Sana izin verme demiştim. Ayşe! Ayşe! Neredesin? Dur yardım edeyim sana. Abi bırak bırak, ağır değiller. Bugün başka sipariş olmaz herhalde. Ben çıkayım. Allah Allah. İyi misin sen? İyiyim. Niye sordun ki? Normalde hep kapanışa kalayım derdim. Biriyle buluşacağım da. Gerisini ben hallederim. Sen randevuna geç kalma. Yarın görüşürüz. Görüşürüz. Aa, şunlara bak, ne güzeller. Nesi güzel ya, çöp bildin. Hadi bırak, bırak sürmeyelim. Aa, niye? Baksana tazecikler. Hem çöpün içinde de değildi. Ay, niye atmış acaba? Hangi Mecnun'un Leyla hayali suya düştüyse o atmıştır herhalde. Değil mi Keremcim? Ama hakikaten güzellermiş ya, ver bakayım. Ben bunları odama koyarım. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Ayşe! 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 Nereye gider bu çocuk? 2 dakika önce gözümün önündeydi. Beni dinleseydin hala öyle olacaktı. Ayşe! Ayşe'nin sesi bu. Ayşe! Ayşe! Anne! Ayşe! Anne! İyi misin canım? Ha? Düştün mü? Yerin mi acıdı? Ayşe! İyi misin? Anne! Buradayız. Anne. Güvendesin. Korkma canım. Anne! Eve gidelim ister misin? Evet, eve gidelim. Güvende olacağı yere. Anne! Gel. Anne! 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 Ne
Güzide, bir daha arasana Tarık. Defalarca aradım, açmıyor. Bu nasıl bir saçmalık böyle? Saçma olan nedir? Tarık'ın hala o kızla birlikte dışarıda olması. Ayşe için oradalar sonuçta. Belki iyi zaman geçiriyorlar. Belki Ayşe dönmek istemedi. Bunda endişelenecek ne var? Ben o kızı burada görmek istemiyorum dedikçe sen hala ne konuşuyorsun? Anne! Anne! Hah, nihayet geldiler. Anne! Ayşe? Hayırdır inşallah? Ağlıyor mu? Tarık, ne oldu? Tarık, canım. Ne oldu Ayşe? Ne oldu? Niye ağlıyor Ayşe? Ne oldu, nesi var? Bilmiyorum, anlayamadık. Annesiyle kovalamaca oynadığı tarafa gitmek istedi. Eyvahlar olsun. Yeşim'le oynadığı yere mi götürdünüz? Çok kötü, çok. Kızı sen Ayşe'yle ilgilenir misin? Gelelim şeker. Yoksun. Ben de gitsem yalan. Annesini hatırlatmanın Ayşe'ye iyi gelmeyeceğini söylemiştim. Memnun musun sonuçta? Bir daha izin verdiğim şeyler dışında bir şey yapmayacaksın. Hatta düşünmeyeceksin bile. Odana geç şimdi. Vay, bugün erkenciyiz. Öyle oldu biraz. Öyle böyle olan ne? Kız bana pasta yaptı diyordun. Beğenemedin mi paşam pastayı? Yanlış alarm kardeşim. Pasta bana değilmiş. Nasıl ya? Kime yapmış? Ya Serdar mı ne? Uyuz bir tip. Onun içinmiş bütün hazırlık. Aslında şaşırmamak lazım kanka. Çiçek güzel kız şimdi. Etrafında bir sürü çakalın olması normal. Seni kastetmedim kanka. Ne olacak şimdi? Pes etmeyeceksin herhalde. Edemem. Edemem. Edemem ne ya? Ferhat amca tepene bindi, binecek tapu nerede diye. Ya iyi de kardeşim. Ya, Çiçek özel özel deyip duruyordu. Çocukluktan beri tanışıyorlarmış. Aman. Gören de kıza gerçekten aşık, yarini yaban eller aldı zannedecek ha. Ne alakası var ya? Ne alakası var? Ben de onu diyorum. Kendini role fazla kaptırma. Arabesk yok. Ya yok da oğlum benim kafam çok karıştı. Yani durumu bile bile. Durumu bile bile. Bildiğin ne belli? Yani kıza sordun mu bu adam senin sevgilin mi diye? Sordun mu? Tamam belki sadece çocukluk arkadaşıdır. Doğru diyorsun ha. Hem öyle ya da böyle benim çiçeği. Pes etmek yok kardeşim. İstediğimizi alana kadar devam. Ya şöyle ya. Gel bırakayım seni. Yok işim erken bitti bugün. Süper. O zaman nereye kaçıyoruz? Ya sen sür bir yere. Zihnimi açmam lazım. Malum koyun kızışıyor. İyi gidelim. Ayşe! Anne! İyi misin canım? Ha? Düştün mü? Bir yerin mi acıdı? Hı? Bir şey olmuş olmalı. Bir anda neden böyle olsun bu çocuk? Anne! Ayşe! Ayşem. Ayşem. Geldim kuzum.
Korkma. Kabus görmüş olmalı. Oğlum, ben ilgilenirim. Zavallı çık, çok korkmuş. Ay, canım benim, nasıl sarsılmış. Hani bu kız iyi geliyordu her şeye? Hı? Hani onun sayesinde kabusları bitmişti? Ne oldu? Daha beter oldu torunum. Ayşe'yi Yeşim'le vakit geçirdikleri yere götürmek. Yani onun kötü olacağını anlamak bu kadar mı güç gerçekten? Ne yazık yavrum, nasıl sarsılmış. Ben onu ilk defa bu kadar kötü görüyorum. Gönül Hanım, sizin ayağınız iyi değildi. İsterseniz ben ilgileneyim. Yok kızım, sağ ol. Sağ ol. Oğlum. Gidin siz. Ben yanındayım. Bir şey takıldı. Ayşe korulukta yalnız kaldığında mutlaka bir şey görmüş veya bir şey olmuş olmalı. Ne gibi? Bilmiyorum ama bu kadar ağlaması, bir şey söylememesi, bu kadar içine kapanması hiç normal değil. Ayşe için ne normal? Ne değil, inan biz de hiç bilmiyoruz kızım. Ama dediğin gibi bu defa bir tuhaflık var. Muhakkak. Çünkü bir dakika öncesine kadar o kadar neşeliydi ki. Unu ekledin mi? Ekledim, ekledim. Kız ona jelatin. Aman Çiçek Hanım istedi. Pasta için bile kullanacakmış. Ay o neymiş öyle bir jelatin melatin. Kız bu yoksa bize naylon mu yediriyor pasta yerine? Ay neyse Çiçek bir işe yaradı sonunda. Bu nişan sayesinde artık toptancıya olan borcumuzu da kapatırız. Serdar da ne buluyorsa bizim külkedisinde. Kız sus, o da bizimki gibi alıksa biraz demek. Yaz kızım şeyi de yaz. Onar paket kuş üzümüyle fıstıkçı. Çok abartmadınız mı? Bu kadar malzemeye gerek var mı? Ay Kazım muhtarın oğlu. Sen onlardaki çevreyi bilmiyor musun? Kim bilir kaç yüz kişi gelecekler. Valla Allah vere bunlar yetişse. İnşallah dediğin gibi olur. Çiçek! Nerede gene bu kız ya? Çiçek! Odasında ders çalışıyor. De bana ne diyeceksin. Senlik iş değil Kazım. Efendim anne. Al bu listeyi. Yarın dükkanı açtıktan sonra git doğru bunları al. Bir tane bile eksik istemiyorum. Hepsini mi? İnsaf. Kız o kadar şeye tek başına nasıl yetişsin? Serap, sen de yardım et. Yetişir, yetişir. Serap bana yardım edecek. Hadi bakma babana, sen yaparsın. Hadi. Tamam anne. Benim de sabah erkenden konakta olmam lazım. Gübreler gelecekti. Ben de yardım edemem kıza. Neden bu kadar ağladı? Ne olmuş olabilir ki? Uyuyor kızım.
Ayşe abla? Canım benim. Niye o kadar üzüldün? Ne oldu? Kötü bir şey mi oldu? Anlatmak ister misin? Annemle bir kulübe yapmıştık. Oradaki köpekler için çok güzeldi. Ama o kulübe artık yok. Annemle yapmıştık o kulübeyi. Annem gelince gidecektik gene oraya. Ama bulundu şimdi. Çok üzülecek annem. Çok şükür. Sana bir şey olmamış ya kuzum. Güzelim. Belki yanlış bir yere bakmışsındır Ayşe'cim. Kulübeme. Annem çok üzülecek. Anne! 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 Annemle yapmıştık o kulübeyi. Annem gelince gidecektik gene oraya. Ama bulundu şimdi. Çok üzülecek annem. Annem kızmamıştır değil mi bana? Kulübemizi koruyamadım. Köpekçikler evsiz kaldı diye. Anneler çocuklarına hiçbir zaman kızmaz Ayşe'cim. Kızması bile çok üzülür. Asıl senin böyle çok ağladığını bilse çok üzülür. Hadi ağlama artık. Annen seni çok seviyor. Hep yanında. Gelemese de senin kalbinde. Sen de onun. Bunu sakın unutma. Olur mu? Biliyorum. O yüzden seni gönderdi annem bana. Sana anneni geri veremem kuzum. Keşke elimden gelse. Keşke. İyi geliyordu Ayşe'ye. Hı? Hani onun sayesinde kabusları bitmişti. Ne oldu? Daha beter oldu torunum. Ayşe'yi Yeşim'le vakit geçirdikleri yere götürmek. Yani onun kötü olacağını anlamak bu kadar mı güç gerçekten? Yazık yavrum, nasıl sarsılmış. Ben onu ilk defa bu kadar kötü görüyorum. Ne serdarmış arkadaş. Herkes ne çok seviyor tipi tipi. Fatma Hanım aldı tabii paranın kokusunu. Yere göğe koyamıyor adamı. Oh. Ne iyi ettik de geldik ha. Sahil havası aldık. Sohbetine doyum olmuyor. Değil mi? Ha? Oğlum diyorum ki kafamızı dağıtalım dedin. Getirdin bizi buraya. Sus pus içimizi kararttın ya. Yoruldum oğlum bütün gün. Ha. Ben de çiçek durumuna takıldın sandım. Bozuksun da. Yok oğlum, neye bozulacağım? Benim derdim plan suya düşmez. Babam zaten her gece evde didikleyip duruyor hadi 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 diye. Yeni hareket planı var mı? Öncelikle kızın gönlünü almam lazım. Durduk yere ters yaptığım gibi oldu. Ebru, senden bir şey isteyebilir miyim? Telefon istemeyeceksin değil mi? Hayır, hayır. Benim bir işi halletmem gerekiyor acilen. Tek başıma yapamam. Birinin yardım etmesi lazım. Yapabileceğim bir şeyse, konu ne? Göstersem daha iyi. Tarık'la konuştun mu? Konuşmadım. Daha fırsat bulamadım. İlk defa umursamazlığın bir işimize yarayacak.
Ne diyorsun Güzide'ye anlamıyorum. Tarık Elif'e Ayşe yüzünden öfkeliyken bu fırsatı değerlendirmemiz lazım. Sen de baba olarak tepki gösterirsen Elif'in kalemini kırmış oluruz. Haklısın, tamam. İlk fırsatta konuşacağım. Hı hı. Niçin Ayşe? Sürprizin için. Gözümü açar açmaz odamda gördüm. Çok çok sevindim. Odanda mı? Hadi gel, eline götürelim beraber. Çok güzel olmuş dayı. Dayım sana anlattığım kırbinin aynısını yapmış. Ne güzel. Çok sevindim Ayşe'cim. Tarık, sen mi yaptın kulübeyi? Annemle yaptığımız kulübe çok bozuldu diye ben çok ağlamıştım. Dayım da ben üzülmeyeyim diye yenisini yapmış. Dayı, hadi kulübemin yerine koyalım. Olur, koyalım. Nasıl oldu böyle? İyi mi? Çok güzel oldu. Teşekkür ederim dayı. Çok mutlu oldum. İlk yaptığım kulübemizi. İyi ki. Hadi bakalım. Şimdi eve dönelim. Sen de üşüme olur mu? Tamam. Şimdi Elif ablamla mama da getireceğiz köpekçiklere. O zaman gelirler tekrar. Yaşasın. Annem çok sevinecek görünce. Ben sana canını sıkma demedim mi? Tarık da biliyor o kızın gerçek yüzünü. Ayşe için katlanıyordu. Ama bir anda her şey değişti. Abim de Ayşe'den uzak durmasını söyleyecek o kıza. Duygularını çok göstermesin ama hepimizden çok endişeliydi Ayşe için. Çok iyi olur. Tarık'ın durumun ne kadar tehlikeli olduğunu anlaması lazım. Daha ne kadar oyalanacaksın orada? Yürü mutfağa. Canım benim.
Nasıl da sevindi kulübeyi görünce. Bunca zamandır tatsızlık çıkmasın diye sesimi çıkarmadım. Ama artık yeter. Bundan sonra kızımdan uzak duracaksın Elif. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Senin varlığın baştan aşağı yanlış zaten. Tarık unutmuş olabilir. Ama ben unutmadım. Senin kardeşin, benim karımın katili. Ben Ayşe'ye asla zarar verecek bir şey yapmam. Yapmam değil. Yapamazsın zaten. Bundan sonra seni kızımın yanında görmeyeceğim. Yoksa... Yoksa ne? Yine aşağıda bekle. Sizlerin sebebi ne? Ben sadece yabancı birinin kızımı üzmesine izin vermemeye çalışıyorum. Hepsi bu. Şimdi mi aklına geldi kızım? Bir yıldır her gece kabusta uyanırken aklın neredeydi? O kadının kardeşi benim karım. Kes! Bugüne dek Ayşe için tek bir şey yapmamış bir adamı sırf babası olduğu için dinleyecek değilim. Sen Ayşe hakkında söz söyleme hakkını çoktan kaybettin. Bir daha işime karışmaya kalkma yoksa bedelini çok ağır ödersin. Tarık'ın gerçekten bu kadına öfkeli olduğuna emin misiniz? Efendim Kerem. Çiçek, kusura bakma. Biraz canım sıkkındı da. Fark ettim. Ya sana ters davrandıysam özür dilerim. Olur öyle herkesin arada keyifsiz anları. Anlayışın için teşekkür ederim. Ya aklıma bir şey geldi de. Yarın dükkanın alışveriş günüydü değil mi? Evet, hem de ne alışveriş. Yani babamın pikabını alsak yeridir. Birlikte gidelim o zaman. Hem daha hızlı halletmiş oluruz. Ya, o kadar iyi olur ki. Tamam, yarın sabah dükkanda buluşup gideriz o zaman. Anlaştık. Çok teşekkür ederim Kerem. İyi ki varsın. Sen de görüşürüz. Görüşürüz. İyi ki varsın dedi. Bir şey mi oldu? Tatsızsınız. Yok bir şey.
akşamlar oğlum. İyi akşamlar. Allah'a şükürler olsun. Aylar sonra ilk kez. Nuriye, Tarık oğluma da bir servis aç. İki servis açın Nuriye Hanım. Tarık, misafirimiz mi var? Misafirimiz kim? Holdingle alakalı misafirse...